Selam millet, ben Şefik ve bu da International Basketball Manager 22. İsminden anlayacağınız üzere bir basketbol menajerliği oyunu. Yıllardır basketbol menajerliği oyunları için video çekiyorum. Daha doğrusu Draft Day Sports Pro basketbol için her yıl video çekiyorum ama ona rakip oyun çok fazla çıkmıyor. International Basketball Manager'ın daha önceki oyunu oynamıştım, video çektim hatırlamıyorum ama arayüzünü hiç beğenmiyordum. İnsanı oyundan biraz soğutuyordu. Yeni oyunda arayüzü bayağı bir toparlamışlar. Önce onu söyleyeyim. Oyun içeriğinden de bahsedeyim. Avrupa basketbolu odaklı. Zaten bütün görsellerden görüyorsunuz. Avrupa'daki birçok popüler ligin lisansı var oyunda. Euro ligin de lisansı var. Haliyle fotoğraflar, logolar, formalar hepsi oyunda var. Ve bir oyuna başladığınızda iki tane seçeneğiniz oluyor. Bir tanesi menajer ligi, bir tanesi kariyer ligi. Türkçe dil desteği de var gördüğünüz gibi ama biraz bazı karakterler mesela büyük iyi yok. Bu tip oyunlar olabiliyor. Şeyde sorun varmış. Neyse. Yeni menajer ligi şu. Aslında oyuna istediğiniz karakter, daha doğrusu takımla başlıyorsunuz. İstediğiniz takımı yöneterek kariyer yapıyorsunuz. Kariyer Ligi de sizi aslında bilinmeyen bir koç olarak başlatıyor ve gelen tekliflerden birini değerlendirip işte genelde bunların çoğu ikinciliklerden geliyor. Bir kariyer yapmaya başlıyorsunuz ve sonunda da yüksele yüksele çok sağlam bir kariyer yapmaya başlıyorsunuz. Ben bu kısımla oyalanmadan hemen lig yükleden oynadığım liglerden bir tanesinden size oyunda neler var bunları göstereyim. Oyun içeriği sunduğu şeyler nelerdir bunları göstereyim. Öncelikle oyunlar yüzünü dediğim gibi bayağı bir toparlamışlar. Bir önceki oyunlar yüzü gerçekten kötüydü. Onu bir not düşmüş olayım. Bu yüzden de oyunun içinde kalıyorsunuz. Oyundan kopmuyorsunuz. Şimdi oyunun ana menüsünde gördüğünüz gibi oyunun son maçlar var. Alba Berlin'i farklı giden bir maçta son anda yendim. Ligdeki ilk mağlubiyetimi Karşıyaka'dan aldım. Bir sonraki maçım ve sonraki iki. Yani üst kısım aslında biraz fikstür gibi. Sol tarafta sıradaki maçınız neyse onun puan durumu gözüküyor. Euroleague'de 3-2 ile gidiyoruz. Zalgiris 5'te 5 yaptı. Anadolu Efes bir galibiyeti var. Barcelona bir galibiyeti var. Bunlar toparlar. Böyle şeyler oluyor. Oyuncu istatistikleri, ekonomi bölümü. Gelen e-postalar, genelde takımdan, oyunculardan size e-postalar geliyor. Sosyal ağ sistemi var, oyunun kendi bir Twitter'ı var diyeyim. Burada da en son haftalık, pardon, şu an ayın tarihi nerede? 2 Kasım. Ekim ayının ödülleri gelmişti, onlarla ilgili tweetler vardı. Burada başka neler var biliyor musunuz? Bu sosyal ağa basıyorsunuz. Burada işte liglerden haberler oluyor, işte bazı gazetecilerin yorumları oluyor. Fotoğrafım yok ama benim de yorumlarım var gördüğünüz gibi. Bu güncellemeyle herhalde fotoğrafım eklenecektir. Fotoğrafım veri tabanına yetişmemiş oyunun. Ya bunu ben yaratmadım. Oyunda varım. YouTuber ve gazeteci olarak. İşte burada da profil bilgilerim var ve hangi liglerle ilgili yorum yaptığımı da görebiliyorsunuz. Basketbol, bizim basketbol süper ligimiz Euroleague. İki lig hakkında daha yorum yapıyorum da bunları bilmiyorum. Bilmediğim konular hakkında yorum yapıyorum burada. Neyse. Böyle bir Twitter olayı var ve hesapları takip edebiliyorsunuz. Oyuncuları da takip edebiliyorsunuz. Tekrar sayfaya dönüyorum. Burada dediğim gibi puan durumu vesaire var. Burada tıkladığınızda daha detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Ama onun dışında isterseniz buradan kıta müsabakalarında Euro Cup var tabii ki. Ama ulusal ligleri de kontrol edebiliyorsunuz. Dediğim gibi oyun Avrupa odaklı. Avrupa ligleri var. Bunların dışında lig yok yalnız. Yani içerik sonradan eklenecek bilmiyorum. Türkiye'deki organizasyonları buradan görüyorsunuz. Ya NBA olsa da olur olmasa da gibi yapmışlar. NBA böyle ikiye bölmüşler. İki tane division var. İşte Doğu Batı gibi yapmışlar. Onlar kendi aralarında oynuyor. Avrupa lisansları var. Amerika lisansları olmadığı için takım isimleri işte Chicago Bulls, Chicago Cavs olmuş. Oyuncu isimlerinde de yine harf değiştirerek lisans olayından yırtmışlar. Böyle bir detay da var. Burayı da geçiyorum. Hemen bir geri geleyim. Yine oyuncu istatistikleri, takım istatistikleri bunların hepsini görebiliyorsunuz. Burada sanırım sezon başında bir hedef olayı da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yine takım ekranına girdiğinizde aslında şuradaki son 2-3 detayı da göstereyim diyeceğim. Zaten bir şey kalmamış. Ha bir de yönetim, taraftar ve oyuncularla aranızdaki güven ilişkisi var. Bunları da takip edebiliyorsunuz. Genelde önemli maçlardan önce basın toplantıları oluyor. Buradaki verdiğiniz cevaplar bu değerleri vesaire nasıl diyeyim etkiliyor. Şu an taraftar ve oyuncu iyi. Biraz yönetim olan güvenimi arttırmam lazım diyorum. Diğer ekranlara geçiyorum. Kulüp ekranı var. Burada işte formalar lisanslı olduğu için gayet güzel. Oyuncuların görselleri, salonun durumu, yine hücum savunma ve genel takımın ratingi diyeyim bunları görebiliyorsunuz. Kadroyu görebiliyorsunuz. Kimler var? Burada işte oyuncuların detayları var. Şu an kaptanımız Dekolo ama onu değiştirebiliyor muyuz? Emin değilim. Yine kilit oyuncumuz, gelecek vadeden oyuncumuz Biberovic. Takım ortalamasını vesaire oyuncuların bütün değerlerini buradan görüyorsunuz. Bir oyuncuya tıkladığınızda onun değerlerini de görebiliyorsunuz. Böyle bir oyuncu değerleri ekranı da var.
Ve işte hangi pozisyonda hangi verimlilikle oynuyor bunu da yani. %10 oynaması bile Pierre Henry'nin pivot pozisyonunda bayağı etkileyici. Sözleşme fesiyet, yenile, piyasaya satışa koy gibi detaylar da var. Yine oyuncu ekranlarında işte sözleşme, istatistik, mutluluk, ilerleme ki genelde 27-28 yaşına kadar değerleri artıp sonra düşmeye başlıyor. Bunun grafiğini de görebiliyorsunuz. 42 yaşına kadar oynamaz herhalde. Aldığı ödüller ve transfer geçmiş var. Mesela buradan Nikola'ya bastığımızda ödüllerde... Ha burada da yokmuş. Acaba dedim ayın oyuncusu vesaire, haftanın oyuncusu vesaire bunlar olduğunda acaba görünüyor mu dedim. Görmüyormuş. Neyse. Takım ekranında yine personeli kontrol edebiliyorsunuz ki bazı şeyleri geçmemişim. Personellerin level'ları var, bunların etkileri var, maaşları var. Yine takım ödülleri geçmişten bugün ödülleri görebiliyorsunuz. Rekorları görebiliyorsunuz. Sezon rekorları ve tüm zamanların diyor. Tüm zamanlarında eski bilgiler acaba veri tabanında var mı emin değilim. Yine sırt numaraları, oyuncuların numaralarını değiştirebiliyorsunuz. Emekli edilen formalar, işte Ömer Onan'ın, Emir Sıd'ın formalarını görebiliyorsunuz. Hatta bunu indirebiliyorsunuz. Çok ayıp, böyle işler yapılmaz. Taktik ekranında ilk 5'inizi yerleştiriyorsunuz. Yedekleri yerleştiriyorsunuz. Dışarıdaki oyuncular var. Sakatları dışarı koyuyorsunuz. Burada bir dakika yönetimi var. Şimdi kim kaç dakika oynasın diye dağıtırken hem ilk 5'te ya da oyuncuların genel dakikalarını ayarladıktan sonra bir de onların pozisyona göre dağılımını da görüyorsunuz. Şimdi işte 4 numarada 13 dakikacık var. Niye? Aslında şöyle bir şey de söyleyeyim. Şimdi Türkiye Ligi ve Avrupa'da o yabancı oyuncu kısıtlaması farklı olduğu için aslında farklı kadrolarla çıkmanız gerekiyor. Bu da sürekli bir Avrupa bir Türkiye maçı olduğu için işinizi zorlaştırabiliyor. Oyun bunun için bir kadro yükleme sistemi yapmış. Ben burada EuroLeague ve Türkiye Ligi 5'leri hazırladığım için gördüğünüz gibi hızlıca ve bu dakika ayarlarıyla beraber Avrupa formatını geçebildim. Bu sağ tarafta şeyler gözüküyor. Bir oyuncunun kaç dakika oynaması öneriliyor diye. Bu sanırım zaman içinde değişiyor. Çünkü ben bunları güzel ayarlamıştım. Biraz değerler değişmeye başlamış. Bu arada benim asıl kadroma göre tabii Guduric'i oynatamayacağım. Çünkü kendisi... Başka point guard'ım var mı? Shooting guard çok var. Biberovic'i ilk 12 alalım. Neyse bunları da pozisyona göre dağıtıyorsunuz. Bir takip edebiliyorsunuz. Taktik kısmında ne var derseniz oynama hızınız, oyun türü, iç dış dengesi var. Oyuncuya özel bir ağırlık verebiliyorsunuz. Adam adama ve alan savunması seçenekleri var burada gördüğünüz gibi. Bir de bu savunma agresifi dışında birebir de kimleri tutsun gibi şeyler seçebiliyorsunuz. Seçenekler bu kadar aslında. Antrenmanlarda takım bireysel seçeneği var. Bireysel tercih yaptığınızda ne üstüne çalışsın bunu da seçebiliyorsunuz yine değerlerine göre ama yok sen takımla beraber de çalış diyebiliyorsunuz. Fizik hücum savunma dengesini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Otomatiğe bastığınızda genelde bu üçünü ortalıyor. Ama sezon öncesi yani ne kadar etkisi var diye bunu zamanla oyunu iyice inceledikçe belki fark edeceğim ama fiziğe öncelik vermiştim ben sezon öncesinde. Bir de rakibi incele, bu genelde rapor olarak geliyor. Yani bir sonraki rakibinizle ilgili detaylar işte skoreri kimdir, şusu kimdir, busu kimdir diye. Burada yine müsabakaları görebiliyoruz, sonuçları görebiliyoruz. Bir maçın sonucuna bastığınız zaman maçın istatistiklerini vesaire de görebiliyorsunuz. Kim ne yapmış gibisinden. Bireysel istatistikler var. Şu an EuroLeague'de sayı kralı Vasilije Micić 25 sayıda. Mirotić var. Benden biri var mı diye bakıyorum şöyle. Benden herhangi bir başarı sağlamış yok. Verimlilikte acaba dedim. Kendi takımıma geçtim galiba. Aynen. Bireyselden. Burada ana ekran var gibi. Burada daha detaylı görebiliyoruz sanırım. Sezon ödülleri. Ayın oyuncuları, koçu vesaire seçilmiş. Tüm ödülleri, her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Daha önceki yılların şampiyonlarını da görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe'nin 2-1-2 tepesinde 2-1 şeklinde gerçekten domine ettiğimiz bir son 2-4-5 sezon var. En çok şampiyon olanlar, bunları da takip edebiliyoruz. Rekorlar var. Rekorlarda geçmişe pek gidilmemiş sanırım diye düşünüyorum. Bir de kurallar var. Bu da aslında bazı ekranlar bu arada çok garip yerlerde olduğu için bilgiyi almanız biraz zorlaşıyor ama en azından burada bu bilgi var. İşte Türkiye'deki yabancı sınırdır vesairedir. Bunları buradan takip edebiliyorsunuz. Fikstürümüz burada. Transfer kısmı var. Nedir burada? İşte transfer edilebilir serbest oyuncular ve kiralanabilir oyuncular diye bir filtre var. Onun dışında değer aralığını seçebiliyorsunuz. Bunun dışında mevki seçebiliyorsunuz. Ben bir yere oyun kurucu alsam mı dedim. Şöyle serbest oyunculardan dedim ki bana bir point guard
listesi çıkar dedim. Sonra da 80-90 arası olsun dedim. Amerika'daki serbest oyuncular çıktı ve hiçbir tabii ki Türkiye'ye gelmek istemedi. Takıma göre filtre vesaire bunların hepsini listeye de alabiliyorsunuz. Sonradan takip de edebiliyorsunuz. Bunu da böyle istedim. İsimleri öyle bir değiştirmişler ki. Enes Kanter'in Freedom soyadını aldığını duymuştum. Oyunda ne yapmışlar diye bir bakayım dedim. Freedom olmuş. Enteresan. Teklif durumları, transfer listesi her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Ben kimleri aldım, kimleri verdim. Ha, olan transferleri de görebiliyoruz. Güzel. Gördüğünüz gibi ben Kalinç'i geri aldım. 4 numaraya bir destek olsun diye. Bir de oyun kurucu pozisyonunda Hermanson'u aldım. Çünkü Amerikalı hiçbiri gelmedi bana. Burada da personel piyasası var işte. Takıma almak isteyeceğiniz yeni personeller olursa işte antrenörler, menajerler vesaire vesaire. U18 takım var. Burada gelişim sağlayan oyuncuları takip edebiliyorsunuz. Yine onlara baktığınızda işte bakın mesela bu 69'a kadar reytingi çıkacakmış 27 yaşında. Hani geleceğe yönelik bir yatırım yapabiliyorsunuz. Genç oyuncu ve yerli oyuncu kısmı ki bunların da antrenmanı vesairesi var. Bir an acaba dedim hiç tıklamamışım bakın. Altyapı ligi de varmış. Bunu fark etmemiştim. Scout olayı da var. Şöyle dünyadan diyorsunuz ki Cezayir'e git. Oradan bana basketbolcu bak. Ben bir ara tabii Hırvatistan'a, Balkanlara yollamıştım. Buradan iki tane oyuncu önerdi bana. Bunları da böyle listeye alıp saklayabiliyorsunuz. Transfer bütçesi, maaş bütçesi var. Buradan çok temel bilgiler var. Çok detaylı değil. Ama burada bir denge ayrımı yapabilirsiniz. Yani maaşa ihtiyacınız vardır. Birini transfer etmeden parayı arttırmak istiyorsunuzdur. Bu dengeyi sağlayarak takım kadrosunu korumak vesaire gibi şeyler var. Bir de müze var. Müzeye bastığınızda yükleniyor çünkü bir şey yükleyecek. Size bir şey gösterecek. Ne gösterecek? Sitenizin, pardon, takımınızın, site demişim. Burada maketi var. Maketi inceleyebiliyorsunuz. Salon böyleymiş bizim. Peki diyorsunuz. Oyuncu ödüllerine bir döneyim diyorsunuz. Oyuncu ödüllerine baktığınızda hiçbir şey yok. Daha sezon yeni başlamış. Emekli edilen formaları buradan da görebiliyorsunuz. İnceleyebiliyorsunuz. Şampiyonluklara da bir bakayım diyorsunuz. Orada da işte hangi şeyden şöyle bakalım. İşte EuroLeague'de bir şampiyonluğumuz var. Lig'de 9 şampiyonluğumuz var. Kupada da 7 varmış. Biletlere de bakabiliyorsunuz diyeceğim. Bakabiliyor muyuz? Hemen bakalım. Hemen müzenin girişi. Maketi inceliyoruz ama burada bir fiyat şeyi yapamıyoruz galiba. Bakayım. Yok. Tekrar menüye dönelim. Oyun içeriğini bayağı anlattım. Bir tane de maç göstereceğim size. Şurada personel bilgileriniz var. 7 galibiyet, 4 mağlubiyetim varmış. Antrenör sıralamasında 334.'üyüm. Benden aşağıda biri var mı bilmiyorum. Burada değerlerimizi görüyoruz. Bahsettiğim mail kısmı burada ve artık sıradaki maçımı oynayayım. Bir de maç nasıl oynanıyor onu görün. Ha, şurada bir arama motoru da var. Kolayca bir şeyleri arayabiliyorsunuz. İşte atıyorum Sertaç ne yapıyor ya? Bir gidip bakalım. Alabilir miyiz falan diye bir düşünebilirsiniz. Sözleşme yapayım diyebilirsiniz. Bazı şeyler gözükmüyor değerler. Genelde bir pazarlık olayı var. Yani bir aslında bir bilgiler yoksa sizde ya aslında şöyle diyeyim. Oyuncu bilgileri yoksa zaten bir onu izlemeniz gerekiyor. Onun dışında sözleşme önerirken de artık kafanıza göre biraz aklınıza yatan fiyatları önerip pazarlık kısmına geçebiliyorsunuz. Diyorum ve sıradaki maça geçiyorum. Atanmayan dakikalarım var diyor. Nedir onlar? 16 dakika boşta var. Hemen şuradan Henry'e 2 dakika daha verelim. Böyle boş dakikaları ilk 5'imde eksik dakikası olanlara verelim. Şimdi Veseli'nin mesela artı 26 diyor. Bunun sebebi şu: Veseli yorgun. Ben onu o kadar çok oynattım ki çok yorgun, garibim. O yüzden onu dengelemek için şöyle bir 14 dakika yapacağım. Bakalım. Hermanson aslında baktığınızda yine 4 numarada bir sıkıntım var gibi. 4 numara orayı nasıl dengeleyebilirim diye düşünüyorum. Biberovic'e biraz süre verelim. Oyun aslında Şehmuz'a süre vermemi istiyor ama neyse. Devam edelim. Maçları şöyle izleyebiliyorsunuz. Şimdi maç ekranı yine geliştirilmiş olsa da burada ilk beşlerinizi formaya görüyorsunuz. Sonra böyle güzel bir salon efekti verilmiş. Bir müzik falan giriyor işte. Kimse yok. Pandemi yüzünden herhalde seyirci alınmamış. Ama işte emekli edilen formaları gösteriyor. Yoksa ne gösteriyor? Bir tane varmış zaten. Olması direkt burayı gösterecek muhtemelen. Ve aslında salonda oynanacak maçta takımların öne çıkan yıldızları. Kalinç bana gelmeden önce yaptığı istatistiklerle hala en etkili oyuncu gözüküyor. Ben de pek sayı atamıyoruz. Bu maçta işler tersine dönecektir diye düşünüyorum.
Ayarlar var, normal, hızlı, çok hızlı vesaire diye gidiyor. Şimdi hızlı diyeceğim. Periyot atlama olayı var. Bir de maçı normal izleme olayı var. Şimdi ana ekranımız burası. İstatistikler direkt sadece sizin takımınızı gösteriyor. Metin anlatımı var. Burada bazı butonlar ekstra var ki benim oyunla ilgili geliştirmelerimden biri bu. Yapımcılara iletmiştim. Mesela oyuncu değiştirme butonu sadece bu ekranda var. Yani burada da varmış. Yani diğer ekranlarda da olmalı birçok buton ki kolay karar verebilin. Ve iki boyutlu maç motoru var. Şimdi başlatalım. Biraz hızlı oynattığım için gördüğünüz gibi hızlı gidiyor. Nasıl diyeceksiniz? Fena değil. Bazen böyle garip garip şeyler oluyor. Ya potanın altına gitti, orada kimse de yok, niye atmıyor falan diyebiliyorsunuz. Ama yani bir basketbol oyunda, en azından piyasadaki basketbol oyunları arasında en azından iki boyutlu maç motoru konusunda baya iyi. Draft Day Sports'taki biliyorsunuz frame frame atlıyor. Ve hani daha mı tutarlı çok anlayamıyorsun akıcılıktan. Gönül isterdi ki Football Manager iki boyutlu maç motoru kadar başarılı ve akıcı bir motor olsun. Neyse, burası bazen bağlanıyor bu arada. Maçı hızlı ve diğer ekranlarda başlayıp sonradan buraya gelirsiniz. Maç akışı olmuyor. Öyle bir gariplik de var. Şimdi ben biraz artık maçı hızlandırayım. Kritik bir şey olsa zaten oyun size haber veriyor. Fena yani. Verimlilik puanları ve burada aslında mesela daha çok rakam görebiliriz maç akarken, şu ekranda kalıyorken öyle bir durum da yok. Yorgunluklarını görebiliyorsunuz. Zaten ben yorgun kim varsa oynattığım için herkes perişan. Hemen Bekolo'yu bir dışarı alalım. Bu maçı da alırız inşallah. Şimdi burada kötü geçerse save etmedi olmasın. Maç nasıl sonuçlanırsa öyle bitireceğim. 3 numarada da bir yorgunluk var. Ve benim oyunla ilgili en büyük sıkıntım şu. Aynı anda birden fazla oyuncu değiştiremiyorsunuz. Sahadaki 5 oyuncuyu kendi aralarında değiştiremiyorsunuz. Erman sonu da alalım. Yani şu an mesela birini seçtim. Okey dedim. Gidip bir daha seçmem gerekiyor. Böyle ilginç durumlar var. Bunlar muhtemelen yamalarla düzelecektir. Yalnız çok iyi başlamadık maça. Neyse, şöyle bir 3 tane bench'ten oyuncu aldık. Güzel de fark yiyoruz. Ya aslında ben bu maçı taktik dehamla kazanırım ama şimdi böyle devam edelim. Bazen böyle uyarılar geliyor, bir mola geldiği zaman taktik bir değişiklik yapacak mısın diye. Normal hücuma geçelim, şöyle bir yarı sağ presi yapalım falan diyebiliyorsunuz. Daha kritik bir şey olduğu zaman mesela diyelim son 24 saniyeden az kaldı. Devam et. Orada hani bir size şey tercihi veriyor. Üçlük deneyelim mi, ikilik deneyelim mi, penetre etsin mi içeri biri falan gibi. Mesela maçın sonunu değiştirebilecek, sonucun akışını aslında belki de bir şey yapmak ister misin? Evet. Ne yapalım? 10 sayı fark yiyoruz. Bir üçlük deneyelim mi? Üçlükçü var mı? Melih'le bir üçlük deneyelim. Atabilecek mi? Melih bakıyor. Ve attı. Güzel. Melih'e güvendik. Yine burada taktik değişiklik falan yapabiliyorsunuz. Mesela yine çeyreğe başlamadan önce oyuncu değişikliği yapamıyorsunuz. Sizin o dağıttığınız dakikaya göre bir rastgele bir 5 geliyor. Aslında verdiğiniz dakikaların paralelinde bir 5'i sahaya sürüyor oyun. Böyle bir durum var. Bu arada bireysel emir olayı var. O da nedir? İşte penetret, ikilik, üçlük, faul, cesaretlendir, bağır gibi şeyler var. Mesela ben burada Şehmuz'a biraz cesaretlendirmek için şey yapayım. Sonra bir daha ona veremiyoruz galiba. Bakayım. Bir süre veremiyor. Herhalde cooldown'u var. Bu 5 ile bakalım çeyrek nasıl gidecek. Yine aslında bol bol sayı yiyoruz ve sayı da atamıyoruz. Aslında yediğimiz sayı çok anormal değil. Sayı atamıyoruz. Bazen de şu oluyor. Yine çok sayıda faul yapan bir oyuncu var diyor. Aslında bir tane faul var. Devam etsin bakayım. Aynen. Mesela iki faul, erken faul olan faul problemine gelen oyuncular için sizi uyarıyor. Siz de hemen oradan bir değişik yapıyorsunuz ama yani baktığımda burada herkes Pierre'in şimdi ikinci faulü geldi. Hemen şöyle bir değiştirelim. 10 saniye fena değil. Oyun kurucu pozisyonundan hiç katkı alamıyoruz şimdilik. Kilit bir şey olmuş. Bakıyorum ama faul sorunu olan var mı? Var. Kimi cesaret... Böyle bir şey fark ona çıktı diyeyim acaba. Okumamış olabilirim. Cesaretlendirelim. Kim cesaretlendirelim? Şey yok. Ben coşarken ben o sırada dekoloyu da oyuna alayım. Yıldızları sahaya sürelim. Dikkate almayalım bu molayı. Bunu da almayalım. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek. Kalinç'i oyuna alayım ben. Şimdilik Veseli'den bir tek faul. Bayağı kaybediyoruz maçı.
Oynadığım maçlarda yaptığım taktiksel değişiklikler ne kadar etkiliyor sonucu çok farkına varamadım. Mesela rotasyon yapmak DraftKings Sports Pro Basketbol'a göre biraz daha zor arayüzlerden dolayı. Onun da bir şeyi var, etkisi var belki bunda ama. Veseli de yoruldu be çocuğum. Guduric sakatlanmasaydı ondan iyi katkı alıyordum aslında. Neyse devreyi böyle bitirelim. Başımıza ne gelecek göreceğiz. 9 sayı. Fena değil yani yakınız. Ama bu sayıda 15'er sayı yiyip 2 çeyrekte. Aha yine bana geldi top. Üçlük atacak biri var mı? Dekolo üçlüğü yapıştırırsın sen ya. Yapıştıramadım. Olsun. Şimdi yine normal pres. Birazcık daha sert savunma yapalım. Hücum tempomuzu koruyalım. Aşağıdaki oyuncuyu oyna derken burada muhtemelen işte birini seçiyorsunuz. Fizik durumu çok kötü olan oyuncular var. Çok da elleşmeden. Yine beşimi değiştirdi gördüğünüz gibi. Dağıttığım dakikaları tutturmak için. Ve güzel. Bu Kremen basketi buldu. Buradan çevirebilir miyiz bilmiyorum. Ama savunma konusunda çok iyi değiliz galiba. Şuraya bir geleyim bakayım. Daha doğrusu şuraya geleyim. Hani onlarda da çok ön plana çıkan bir Kuzmiç var. Verimliği yüksek. Sayı rebound biraz dominant. İki boyutlu maç motoru bozulmuş mu? Yok, hala çalışıyor. Bazen dediğim gibi bozulabiliyor. Sapıtıyor. Booker'dan bir verim alıyoruz. Dekolo'dan bir şey alamıyoruz. Şöyle bir şey yapabilirim. 2 numaraya Melih'i alırım. İşte burada mesela şey değişimi yapamıyorsunuz. Hani Melih'le 1 ile 2'yi değiştireyim. Olmuyor yani her zaman. Her zaman değil, hiç olmuyor galiba. Mesela şimdi deneyelim. Bakın ikisini birden seçemiyorsunuz. Benim orada yapmak istediğim dekoluyu oyun kurucu pozisyonu alıp Melih'i 2'ye koymaktı. Yalnız bunu da yaptım da aslında Henry fena oynamıyordu. 6'ya indirdik farkı. Güzel. Şayok da devreye girdi. Farkı bir türlü düşüremedik. Şu Polonara'yı bir daha deneyelim 4'te. Aslında Kalinic de oyunda 3 numara pozisyonda gözüküyor ama ben onu 4'te değerlendiriyorum. 4'te biraz zayıf kadro. Bazen çift uzunla da oynamayı deneyebiliyorum. Hatta deneyelim ya, ne kaybedeceğiz? Biraz sayı bulmakta zorlanıyorum yalnız. 13 oldu fark ya. Dikkate alma. 15 oldu fark. Vay arkadaş, üçlük. Melih bir üçlük daha yapıştırırsın. Yapıştıramadı. Her çeyrek düzenli olarak 15 sayı yediğim bir maç. 15 sayıda gerideyim. İdeal beşime döndü gibi. Biberovic'i aldı bu arada rotasyondan verdiğim dakikaları tutturmak için oyun ama buradan maç döner mi bilmiyorum. Biraz bekleyip 2 numarayı da ideal bir oyuncuya çevirip artık maçın sonlanmasını bekleyeceğim. Çünkü bu kadar az basket attığım bir maçta oyun dönmez muhtemelen. Melih'i şuraya koyalım. Ona indirdik farkı. Yani buradan dönerse büyük bir başarı olur. Devam edelim. Melih hemen 3 faul yapmış. İstediğimiz verimi alamadık. Dakikalar da geçiyor. Güzel. 8'e kadar indi. İşte burada mesela bahsettiğim konu. Henry'yi buraya alacağım. Dekolonun çıkmasını bekleyip sonra değişiklik yapabileceğim. Hemen şuradan dekoloyu da şuraya alalım. 3 numarayı da değiştirdim çünkü Pierre'den de katkı alamamışız. Maçın sonlarına doğru tabii ki hızlı düşürmek isteyebilirsiniz. Müdahale edelim oyuna vesaire diye. Böyle hızlı akıp gitmesin, bir şey kaçırmayalım diye. Bu arada fark 6'ya indi. Burada dersiniz ki dur bir yavaşla. Yavaşla, buradan bir ekmek çıkabilir bize, belki maç buradan dönebilir dersiniz. Bir fark 4 sayıya kadar indi. Bütün maç boyunca atamadığımız basketleri bu çeyrekte attık herhalde. Ki savunmada da fena değiliz. Evet, fark 3'e kadar indi. Kaçtı? 45-30'du. 15 sayıdan 3'e indirdik. Burada bir basket daha bulabilirdik. Dekolo'dan verim alamamak kötü oluyor hakikaten. Ve basket yedik. Acaba 2 numarada Şehmuz'dan bir şey gelir mi?
İyi deneyelim. Şimdi ekranlar arası geçişler ve kola da öyle bir anda şey yaptık. Son 2 dakikada oyuncu değişikliğini iptal edelim. Bu ekranlar arası geçişler biraz daha kolay olsa Draft Day Sports gibi şey yapabilirsiniz işte, böyle bir istatistik takibi, hızlı bir şey müdahale, ama bunda bir tık daha zor oluyor. Bir basket daha yersek buradan zor döner. Son 1,5 dakika. 48 oldu. Şimdi penetret desek dekoloya. Cesaretlendirsek Veseli'yi. Bu kadar etki edecek bilmiyorum ama. Maçın sonucunu değiştirebilecek bir an. Ne yapmak istersen oynamaya devam et. Pek bir seçenek sunmamışsın ki bana. Biz şurada oyunu artık normal hıza alalım. Topu aldık. Normal hıza alınca da hücum akmaz oldu. Polonu ara, aşağı yok. Biz penetre et dedik, baskete gidecek o. Vallahi gitti. Farkı 1'e kadar indirdik. Şahane bir maç sonu. Basket yemezsek eğer bizde muhtemelen oyun son bir hücumda bir taktik seçeneği sunacak. Bunun için basket yemezsek çok bir şey seçmeyiz. İkiliye gideriz. Yemedik. Müdahale ediyoruz. Basketi yedik mi yemedik mi ya? Pardon. Top hala onlarda. Faul yapma şansımız var. Genelde de ben bunu bir kere seçtim, hiçbir şey olmadan maç bitti. Faul yapalım. Faul'ü de kim işte karşı tarafın oyuncusunu görebilsem. Mesela bu ekrana geldikten sonra istatistikleri gezemiyorsunuz. Bu da biraz sıkıntı. 4 numaradan faul yapalım. Top sektiriyor. Hadi bakalım. Bir dakika ya, son hücumda niye bana bir müdahale şansı vermedin? Süre bitti. Müdahale et. Neye müdahale edeyim ben şimdi? Maç bitti oğlum. Vay arkadaş, son hücum oyun bana vermedi. Mesela niye vermedi, niye ben seçemedim bilmiyorum ama bu şekilde maç sonlandı. Çok da güzel getirmiştik ha. Neredeyse alıyorduk. Yapacak bir şey yok. Evet. Üzücü bir mağlubiyetle maç motorunda göstermiş olduğum, yani Efes Monaco 112-109 inerken onun yarısı kadar basket atılan, hatta daha da düşük basket atılan bir maç geride kaldı. Üzücü. Üzücü bir mağlubiyet oldu. Efes maçına da bir bakmak istedim ya. O nasıl bir şeydir? Nerede o maç? Efes'te Mitic 22. Aslında bayağı dengeli de almış. Monaco'ya bakalım, Mike James. Ben Monaco'yu yenmiştim. Bu arada maçlarda ne yaptım diye şöyle bakalım. Size göstereyim bu Efes kariyerimde neler oldu. Bu kupaydı. Kupayı 55-46 kaybettim. Sonra Maccabi'yi yendik. Lig maçlarını genelde böyle periyot periyot atlıyorum. Yalova'yı yendik. Panathinaikos'tan fark yedik. Ligde yabancı sınır, yerli oyuncularımla Efes'i yendim. Yabancılarda belki mağlup olurdu ama 20 sayı fark attım. Baskonya'yı yendik. Galatasaray'ı yendik. Zalgiris'i yenildik. Merkez Efendi. Onu da farklı yendik. Alba'yı zar zor yendik. Karşıyaka mağlubiyeti. Şimdi de Euroleague'de bu mağlubiyet birazcık tatsız oldu. Hemen Twitter'a bakalım. Ali Apetki Mart arda arda aldığı 5 mağlubiyetten sonra bu gidişatı durdurmak için bir şeyler yapmaz. Umarım gelecek maçta bir şeyler yaparlar. Kötü seri hashtag. Başka ne tweetler atmışım. İnşallah ben de Real Madrid gibi zaferler serisi yakalarım. Haha seri. Meteliğe kurşun. Nasıl çok acayip tweet atıyorum. Oyun içindeki tweetlerimle bol gösteriyorum diyorum ve ya göstermediğim bir şey kalmadı herhalde şimdilik. Oyunu keşfettikçe belki hani bunları görmemişim diye bir videoda hazırlar. Daha doğrusu video hazırlamazdım. Muhtemelen Twitter'dan paylaşırım. Twitter'dan takipte kalın. Bu Twitter'dan değil, gerçek Twitter'dan. Ki gerçek Twitter'daki adım da neredeyim ben? Budur. Gamer Rock. Bunu da söylemiş olayım. Avrupa basketboluna odaklı bir menajerlik oyunu arıyorsanız, basketbol menajerliği oyunu, bu oyunu size tavsiye ederim.
Fiyatını hatırlayamadım. Umarım çok pahalı değildir ama 100 lira civarı olabilir mi ya? Galiba olabilir. Gerçi onun fiyatları cozuttu ama. Bir bakarsınız diyorum. Ve bu sezon çıkan diğer iki basketbol menajerliği oyununa da video çekeceğimi hatırlatarak bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.